Afyonkarahisar Merkez'de gastronomi konağındayız. Afyon Belediyesi'ne ait gastronomi konağındayız. Evet, yanımızda Z kuşağı diye tabir edilen kardeşlerimiz var. Kendileri turizm uygulama oteli, Emir Murat Özlek turizm uygulama otelinde okuyorlar. Bizler de tesadüf burada bunlarla karşılaştık. Dedik ki en azından siyasi anlamda, ekonomik anlamdaki görüşlerini alalım diye geldik yanlarına. Hemen şöyle kısaca dönelim kendilerine. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Fadime Çobanoğlu. Evet. 17 yaşındayım. Emir Murat'ta okuyorum. Aşçılık okuyorum. Çok güzel. Bu kadar. Sizi tanıyalım. Benim adım Suhano Savsar. Emir Murat'ta okuyoruz. Aslında 4 kişiyiz ama arkadaşımız. Tuanosu Savsar. Bu Ana Su Savsar. Evet, biraz siz, zor. Siz de aynı sınıftasınız. Aynı evet. Sınıftayız, evet. Ben Merve Göl, aynı sınıftayız. Evet, üçümüz aynı sınıftayız. Evet, hatta dördümüz aynı sınıftayız. Dördümüz, aynı. Siz de gelebilir, alabilir miyiz böyle? Yok, gel. Peki, arkadaşınız çıkmak istemiyor, o zaman ısrar etmeyelim biz. Şimdi, Merve miydi? Fadime. Önümüzde 31 Mart mahalle liderler yerel seçimleri var. Siz gerçi oy kullanmıyorsunuz ama. Evet, ben... Görüş olarak derken yani Afyonkarahisar'da sizce kim seçim olur? Bence Burcu Köksal. Bence de. Sizce? Ben bir seçenek sunmak istemiyorum. Yani mesela oy kullanmış olsaydınız kime oy verirdiniz? Vallahi benim ailem çok baskıcı. Ay, AK Parti diye. Arkadaşlar da zorluyor. Köksal'a oy veririz diye. Allah ne derse o ya, ben bilemem yani. Daha 16 yaşındayız. Nasip kısmet mi diyorsun? Yani, peki bu bizden küçük arkadaşımız. Peki şöyle soralım o zaman. Ekonomik anlamdaki durum nasıl sizce? Çok iğrenç, çok kötü. Biz şurada 3 tane çorbayı zoruna yedik. Zorla yedik. Yani ben... Beğenmiyor musunuz? Ekonomiyi beğenmiyor musunuz? Beğenmiyoruz tabii ki de. Mesela 6 ay çalışacağım ben. Bir tane telefon aldım. 6 ay çalışacağım ben. Yani o telefonun parasını 6 ay çalışacak mısınız? Evet. Yani o telefonun parasını ödemek için. Evet. Yani sürüneceğim kısaca. Peki nasıl olmalı sizce? Yani bence öyle olmaması lazım. Yani... Ekonomi çok kötü. Bir tane dolar 40 lira mı olmuş, 30 lira mı ne olmuş? Bizim hocamız İngiltere'ye gitmiş 1000 dolara, 1000 euro mu ne? 30 bin liraymış. Ben daha bunun 1000 euronun 30 bin TL olduğunu daha bugün öğreniyorum. O kadar geriyim yani. Peki dersler nasıl bu arada? Çok güzel. Mükemmel. Kopyayla, kopyayla mükemmel. Çok güzel. Bunların en son sınıf mı oldu? Yok, 11. Bir senemiz daha var. Bir yıl daha okuyacaksınız. Evet. Sonra yine tercihinizi yüksek daha bu yani bölümün yükseğini okuyacaksınız. Yok, polis olmak istiyoruz biz. Evet. Neden aşçılığı tercih ettiniz o zaman? Zorunlu. Zorunlu. Ailevi baskı. Tamam, bir şey olmazsak öyle. Bir meslek ya, sahibim var. Aynen. Benim annem dedi ki eğer okumazsan evlenirsin, en azından kocana güzel yemek yaparsın dedi, o yüzden. Benim aile zorunlu değil, ben kendi isteğimle hem aşçı olabilirim ya da infaz koruma kararsım şu an. İnfaz koruma. Bir nevi güvenlikçi olabilirim diyorsun. Aynen. Peki buradan Afyon halkına, Afyon yerel basın ve Afyon Time mikrofonlarına neler söyleyeceksin son olarak? İşte önümüzde Ramazan ayı da var, oruç tutacak mıyız inşallah? Evet. Tutacağız tabii. Tutacağız. Evet. Peki, Ramazan ayı ile ilgili neler söylüyorum? Niye bana hep tutuyorsun o mikrofonu? Neler söyleyeceğiz Ramazan ayı ile ilgili? Hepimiz oruç tutmalıyız bence. Sağlıklı, mutlu, huzurlu değil mi bayrama? Evet. Hayırlı Ramazanlar. Z kuşağı böyle mi ya? Böyle hep böyle. Şimdi Ramazan ayı ile ilgili ne söyleyeceksiniz? Oruç tutacağız. Bu mu yani? Tutacağız. Oruç tutacağız. Alkol içilmemesi gerek. Yani böyle madde falan kullanılmaması gerek. Aynen. 3 aylara girmişiz yani. Oruç sadece... Terapiye gitmemiz lazım. Namaz kılmamız lazım. Bir sürü dua etmemiz lazım. Burç Köksal'a kazanması için. Peki oruç sadece mideyle mi tutulur? Yani oruç sadece mide aç kalmak. Nefsimize de tutulur yani. Mesela biz yoldan geçiyoruz. Erkekler bön bön bakıyor. Öldüresim geliyor ama öldüremiyorsun maalesef. Bakmayın. Lütfen. Bizde kulağımızla, midemizle, hal ve hareketlerimizle, vücudumuzla değil mi? Evet. Her türlü uzumuza oruç tutmamayız. Evet. Sadece aç kalmak. Olmuyor. Değil. Değil. Yani nefsimize hakim olmamız gerekiyor her türlü. Yaşıtlarınıza buradan mesajınız ne olur? Çalışın. Kendi akranlarınıza. Ben akranlarımla aynı seviyede olduğumu düşünmüyorum. Yani çok cıvık yılışıklar, full erkek ortamı yani. Birazcık daha olgun olun lütfen. Bence de. Katılıyorum arkadaşıma. Siz? Bence
çalışsınlar bol bol yani, ne diyelim. Hem paralarını kazansınlar hem de okullarını okusunlar. İleride güzel bir meslek sahibi olurlar. Kendi ayakları üzerinde dursunlar. Tabii diyorsun, ki de. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok sağ olun. Öpüyoruz sizi. Aileme, babama. Ben de burada. Ben de. Bir şey. Karaya. Evet. Selam söylüyorum. Evet, değerli izleyenler. Z kuşağı olarak tabir ettiğimiz kardeşlerimizle kısa bir röportajımız oldu. Gerek Ramazan ayı ile ilgili, gerek ekonomik gidişatla alakalı, gerekse kısa da olsa siyasi anlamdaki görüşlerini söylediler. Biz de kendilerine buradan teşekkür ediyoruz.